İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali, Kuddise sirru. En kıymetli sermaye. İmam-ı Gazali'nin buyurmuş oldukları güzel nasihatlerden şunlardır bazıları. Şükür, Hakk'ın verdiği ne varsa nimet, hayır, onun sevdiği yerde harcayıp kullanmaktır. Nimet, onun rızası dışında harcanırsa, küfran-ı nimet olur ona karşı bilhassa. Musibet gelince de sabretmek lazım gelir. Çünkü o, senin için belki de bir nimettir. Belaların içinde yoktur ki bir tanesi, olmasın onun sana gizli bir faidesi. Ey insan! Sen bir sözü söylemek isteyince, onu demeden evvel çok düşün ince ince. Söylediğinde sana gelirse mesuliyet, o zaman o kelamı hiç söyleme, sükût et. Yok, mesul olacaksan onu söylememekle, o zaman susmak olmaz, elbette onu söyle. Nasıl ki günah ise dil ile gıybet etmek, kalb ile söylemek de münasip değildir pek. Çünkü bu Müslümanı kötü bilmek suizan olur ki bunu dahi yapmamalı Müslüman. Ey insan! Hak Teâlâ görür her işimizi ve bizden iyi bilir niyet ve içimizi. Madem ki Allah bizi biliyor, görüyor hep, o halde etmek lazım ondan haya ve edep. Aklı olan bir kişi demeli ki nefsine, ey nefsim, fazla uyma heva ve hevesine. Çünkü asıl sermayem ömrümdür bir tek benim ve bu kısa ömürden başkaca yok bir şeyim. Öyle ki bu dünyada verdiğim her bir nefes, çıkınca hiçbir şeyle bir daha geri gelmez. Bu anlar, bu nefesler sayılıdır hem dahi, yani ömür gün be gün azalıyor vallahi. Ebedi saadeti ele geçirmek ise bugünkü işlerinle ilgili bir hadise. Öyleyse ey nefsim, sonsuz saadet için ne yaptın geçen günler, ne oldu bugün işin? Bir şey yapamadınsa bu yolda eğer şu an, var mıdır senin için bundan büyük bir ziyan? Eğer yarın yaparım diyorsan aldanırsın. Ecel önce gelir de pişman olup kalırsın. Çünkü ölüm kimseye vakit bildirmemiştir. Şu gün yahut şu zaman gelirim dememiştir. Bir şey yapacak isen çabuk tut ki elini, bilmiyorsun ecelin ne gün geleceğini. Hadiste buyurdu ki zira Peygamberimiz, yarın yaparım diyen helak oldu biliniz. O halde şu anının iyi bil kıymetini, günahları terk edip tam yap ibadetini. Zor geliyor ise de bunları bugün yapmak, nereden biliyorsun ki yarın kolay olacak?
kabul olan ibadet vaktinde yapılandır. Geciktirmekte ise itiraz, inat vardır. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Zünnun-u Mısri Kuddise Suruh buyuruyorlar ki fesadın, kargaşalığın 6 sebebi vardır. Birincisi, ahiret işindeki niyetin zayıflığı. İkincisi, bedenin, kalbin şeytana esir olması. Üçüncüsü, ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin galip gelmesi. Dördüncüsü, kulun rızasını, insanların rızasını Allah-u Teala'nın rızasından önce tutmak. Beşincisi, heva ve hevese uyup sünnet-i seniyeyi terk etmek. Altıncısı, önce geçenlerin, vefat edenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak buyuruyor Zünnun-u Mısri rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. İyi günler hocam. Benim birinci sorum, benim annem 80 yaşında, biz her zaman ihlas-ı hatmi yapmaya çalışıyoruz böyle. Bir tanesi anneme demiş ki, ihlas-ı hatmini yaparken besmele ile değil, euzi ile yapacaksınız, yoksa yarım bir şey olur gibi bir şey demiş. Anneciğim öyle değil dediğim halde sen sor diye ısrar ettiği için soruyorum hocam. İhlas hatmi olmaz yalnız, onu söyleyeyim. Hatmi değişin, 70 bin var ya hocam, hani 70 bin ihlas senin okunuyor ya. Yok, o da yazmıyor kitaplarda. Öyle mi? Yazmıyor. 70 bin kelime-i tevhid okunuyor. Ona hatmi tehlil denir. Bir de hatim Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar okumaya denir. Onu da okuyorduk da 70 bin diye hiçbir şey yok mu hocam? Biz onu da yapıyorduk böyle. İhlası da öyle sayı bildirilmemiş. 30 bin de okursun, 50 bin de okursun. Sevabını hediye edersin. Ama her birini okurken besmele çekilir ona. Tamam. Tamam. Euzi gerekmiyor yani. Besmeleyle evet, yeterli oluyor. Evet. Tamam, o zaman 70 bin diye yapmayalım hocam. Her zaman yapalım, gönderelim değil tabii, mi o zaman? Tabii tabii, her zaman yapıp gönderin. İzah edeceğiz efendim. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. İkinci sorum da hocam, geçenlerde bir ismini vermeyeceğim de tabii ki, bir ilahiyatçı. Birisi dedi ki böyle, ben çocuklarım için altın biriktiriyorum dedi. Onun zekatını vermem gerekir mi dedi. O da dedi ki böyle, çok tuhaf bir soru onlara cevap olarak verildi sonuçta yani. Herkes buna inanıyor sonuçta. Ona hiç gerek yok çünkü siz çocuklarınız için biriktiriyorsunuz. Ev veyahut da araba parası biriktirirken zekat verilmez dedi. O kişi de buna inandı mutlaka. Bunlar nasıl bir ilahiyatçı hocam? Çok üzülüyorum ben böyle şeylere. Bir de bunu soracaktım. Tamam efendim. Üçüncü sorum da şöyle bir şey var. İnsanlar artık düğünleri o kadar zorlaştırıyor ki, bizim kızımız dul mu gidecek diye şahatlı bir düğün istiyor, altınlar istiyor. Her şey yanlışa gidiyor hocam. Bunu da birazcık anlatırsanız teşekkür ederim. Hayırlı peki günler. Efendim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Amin. Sizinki de mübarek olsun efendim. Buyurun. Allah razı olsun. Hocam sizi yıllardır dinliyorum. Sağ olun, var olun. Yetiştiren hocalardan, annelerinizden, babanızdan Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Amin. Efendim sizi dinlerken tesbih çekiyorum. Ya Şafi ya Allah gibi. Uygun mu? Bir de bu lesevi veya buna bağlı bir hasta olan çocuklara para topluyorlar. Bu Ramazan'da da fitre zekatlarınızı veriniz diye şey buldu. Ben bilmiyorum, olmuyor diye biliyor. Bir de ben Allah nasip ederse 2010 yılında yazılmıştım hacca. Bu sene nasip etti Cenab-ı Allah. Oraya gideceğim. Kurban parası aldılar. Orada kesiyorlar mı, kesmiyorlar mı şey yapıyorum. Hani içime sinmiyor. Yıllardır sizin bu ihlası şeyinde kestirdiğim. Burada tekrar kurban kestirmem gerekiyor mu? Bir de efendim onu peşin peşin söyleyeyim de, o haccın şartlarından, bildiğimiz kurban değil o. He. O muhakkak yapılması lazım. Onu peşin para peşin alıyor. Ha, kestirip kestirmemek onlara aittir ama bilmiyoruz. Ama o haccın şartlarından. Normalde sen gene burada vekalet ver, kendi adına kurbanını kestir. Tamam mı? Tamam. Bir de efendim bir Müslüman kardeşim, bu başta Gazze'deki olan Müslümanlar kardeşim, sıkıntılı olanlar için ve hastalar için sizlerden başta olmak üzere dua istiyorum. Biz ediyoruz duayı. 5 vakit namazı ediyoruz. Tamam. Allah razı olsun. Ellerinizi öpüyorum. Selametle kalın efendim. Buyurun hocam.
Efendim ilk dinleyicimiz, bu daha önce çok yaygındı. Birileri de körüklüyor bunu. Kaynak yok. 70.000 defa okunca ihlas hatmi olur. Yok böyle bir şey. Hatim kelimesi iki yerde geçiyor. Bir, Kur'an-ı Kerim bir kişi Fatiha-i Şerif'ten başlar. Ta Maas suresine kadar bir kişi ama okur. Buna hatim verir. Bir de kitaplarda hatmi tehlil geçiyor. O da bir kişinin okuması şart değil buyuruluyor. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah, la ilahe illallah. 70.000 adet söylenince, 70.000 adet söylenince hatmi tehlil olur buyuruluyor. Hocam bir dinleyicimiz varmış. Al sen. İyi günler. Ha. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Buyurun. Allah'ım daha da iyisin. Hocam bir zaman bir yazı okumuştum da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneşte ısıtılan suyla abdest alınmaz diye. Şimdi bu benim kafama şey yaptı. Güneş enerjisinin suyla abdest alınır mı alınmaz mı? Tamam. Alınır efendim. İzah edeceğiz onu. Tamam. Sağ olun. Allah razı olsun. Cümlemizden. Dolayısıyla efendim hatim diye ilk dinleyicimizin sualin devam ediyoruz. Hatim diye Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar bir kişinin okuması, bir de 70.000 adet kelime-i tevhid okunması. Şey de yaygın, mesela 41 Yasin okuttum. Ya şart değil 41 olması. Evet. Ha bir adet, yani tek adet olması 11 olur, 9 olur, 5 olur, 21 olur, 25 olur, 33 olur, tamam mı? 41 olur, 51 olur, 61 olur. Yani kitaplarda 41 Yasin bunu ibadet zannediyorlar. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri'nin bir sözü var. Eğer siz dininizi unutursanız yaşadıklarınızı din zannedersiniz. Bunu din diye yapıyorlar. Evet. Ve bu bid'attır. Ve bu bid'attır. Hani Zinun-u Misra Hazretleri'nin sözünü naklettik biraz önce. Yani ahireti düşünmüyorsun demektir. Ahireti düşünmüyorsun. Mesela yıllardır burada kitap okumasından bahsediyoruz. Tabii kitap yanaşmıyor. Kimse de okumuyor. Ha, okuyanlar belli oluyor zaten. Azınlıkta kalıyor. Azınlıkta kalınca, kitap okumayınca, aa canım tabii ya öyle de yap olur, böyle de yap olur falan filan. Mesela öbür dinleyicimiz dedi ki şimdi dedi zıvanadan çıktı. Benim kızım dul mu gidecek işte şatafatlı düğün isterim falan. Ne olacak şimdi din unutulunca ne yapacak? Ve o şeyleri, örf ve adetleri din olarak yerine getirecek. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdiği zaman, ya o putperestler, bunlar kendi elleriyle yapıyorlardı bu putları. Peygamber Efendimiz'e savaştılar bundan vazgeçmemek için. Evet. Sen bizim dinimizi bozuyorsun diye, dinimizi değiştiriyorsun diye. Yaptıkları yanlış, kendilerini cehenneme götürüyorlar. Hatta İbrahim Aleyhisselam, yani Peygamber Efendimiz'in atası, büyük dedesi, İbrahim Aleyhisselam zamanında da puta tapılıyordu. Hatta bir gün işte onların bayramı varmış, putperestlerin oraya gitmişler. İbrahim Aleyhisselam gitmemiş, eline balta almış, kitaplarda öyle yazıyor. Götürüyor, puthanedeki bütün putların hepsini kırmış, en büyük putun boynuna da baltayı asmış. Gelmiş eve, evine, onlar tabi bayram yerine geliyorlar puthaneye bir gün, ooo bütün putum. Demişler bunu o yaptı. Geliyorlar diyorlar ki böyle böyle falan. Diyor nasıl olur diyor. Diyor ki hepsi kırılmış, büyük putun boynunda duruyordu balta. Aa diyor, o büyük put diyor, öbürlerini kıskanmış diyor. Ben varken siz niye buradasınız diye o kırmıştır. O yapamaz ki diyor. Yapamaz mı diyor. Yapamaz tabii diyor. Peki öbür putlara da tapıyordunuz, buna da tapıyordunuz. Bu en büyük puta diyorsunuz ki bu eline baltayı alıp da aynı şekilde kendini bile koruyamaz. Öbür putlar da kendini koruyamaz. Peki kendini koruyamayan aciz bir varlık sizi nasıl koruyacak diyor. O zaman hepsi tut yemiş bülbül gibi, cevap yok. Ama işte biz atamızdan öyle gördük. Hatta Halid bin Velid radıyallahu anh hazretlerine kardeşi Müslüman olmuştu. Eshab-ı kiramdan da Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşine dedi ki Halid akıllı bir kimse, hala neyi bekliyor diye. O da mektup yazıp gönderdi. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senin hakkında böyle diyor. Neyi bekliyorsun? Bunlar üç kişi. Halid bin Velid, Amr bin As, Abdullah bin Revaha radıyallahu anhüma. Üçü de askeri deha. Medine-i Münevvere'ye geldiler Mekke'nin fethinden önce. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki artık Mekke'nin işi bitti. Mekke ciğerbarelerini sizin avucunuzun içine attı diye. O zaman soruyorlar, diyorlar ki neyi bekliyordun Halid bin Velid radıyallahu anh hazretlerine?
ki o kadar aynı şekilde akıllı bir kimse olmasına rağmen Halid bin Velid radıyallahu teala cevaben diyor ki biz bizden önce babalarımızı, amcalarımızı, dayılarımızı gördük. Onlar put diyordu. Bizim önümüzde onlar vardı. Onlar put dediği için biz de put dedik. Ama onlar ölüp de Mekke'nin yükü bizim omuzlarımıza gelince düşünmeye başladım. Put mu? Muhammed'in emin'in dediği gibi mi? Ondan sonra anladım ki diyor putlardan bir fayda olmadı ve İslamiyet'te şereflendi. Halid bin Velid radıyallahu anh hazretleri, Abdullah bin Revaha, Amr bin As radıyallahu anh mecmai. Dolayısıyla, evet. Şimdi kitaplarda biz niye ısrarla diyoruz? Yani kitap okuyun, kitap okuyun. Kitapta yazılı olmayan bir şeyi. Mesela diyor bugün bir tane bir dinleyicimizin birisi gönderdi. İşte kendini mucize gibi düşünürsen hoca hanımmış. Mucize gibi düşünürsen kendinde işte böyle mucizevi şeyler falan. Ya bu uygun değil böyle demek falan. Yok işte bizim hoca hanım daha iyi bilir. Ya hoca hanım yanlış biliyor bir kere. Bugün din adamı kılığında çok aynı şekilde mezhepsizi, bidat ehli ve zındığı var. Sen kitap okursan bunları anlayacaksın. Yoksa niye öyle diyorsun? Ya ben öyle demiyorum. Kitaplar diyor ki din adamı kılığında yani şöyle söyleyeyim. Hani vaktiyle derlerdi. Eskiden bir eşkıya vardı. Eşkıyanın elbisesi var değil mi? Evet. Onu görünce eşkıya diyorsun. Ya eşkıya kravatlı artık tamam mı? Hatta Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri daha asırlar öncesinde kitabına yazmış. Bir hırsız geceleri hırsızlık yaparmış. İşte gündüz acıkmış para da yok. Mecburen aynı şekilde şehre inmiş. Bakkaldan bir şey alacak falan. Dikkat etmiş kendisi de hırsız olduğu için. Hemen hırsızı iyi tanır. İyi biliyor. Adam o işte 100 gramlık 200 gramlık yarım kilo bir kilo o şeylerde hile yapıyor adam. Adam dışarı çıkmış ya Rabbi demiş ben demiş gece herkesin uyuduğu zaman hırsızlık yapıyorum. Aha demiş bu güpegündüz gözümün içine baka baka hırsızlık yapıyor. Tamam mı? O eşkıya elbiseli öbürüsü kravatlı. Bunun ikisi de eşkıya. Şimdi sarıklı, sakallı, cübbeli neyse bir sürü falan. Bir bakıyorsun, televizyonlarda, sosyal medyada birbirlerine giriyorlar falan. Habire o ona bağırıyor. Televizyonlarda aynı şekilde. Adam kendi aklını beğenmiş, nefsine göre veriyor. Sen de aynı şekilde onun kimliğine bakıyorsun. Yok ilahiyatçı diyorsun, yok işte Kur'an kursu hocası diyorsun, yok sarıklı diyorsun, cübbeli diyorsun. Onlara itibar ediyorsun. Ondan sonra kıyamet kopuyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Ne hale getirdiler? Adam mesela bir şeyh diye geçiniyor, ölüyor. Bir bakıyorsun çocukların her biri şeyh postuna bürünüyor. Ne hale geldik? O öyle değil ki. Bu babadan ola kalan bir şey değil. Layık olana verilir bu. Velhasılı bu zamanda bir kimse dinini aynı şekilde koruyabilmesi, kollayabilmesi için Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh yayınladığı Tam Hilmi Hasadet Ebediye İslam Ahlak kitabı, işte Kıyamet Ahiret Namaz kitabı, Faideli Bilgiler, Herkese Lazım Olan iman bu kitapları okumadığı müddetçe dinini koruyamaz, kollayamaz ve kendisini de muhafaza edemez. Ondan sonra da mesela burada dinleyicimiz yani o kadar kendini kaptırmış ki ben bilmiyordum dedi. Yani dedi öyle yazıyorlar, öyle anlatıyorlar. 70 bin ihlas okuyunca ihlas hatmi oluyormuş falan. Yok böyle bir şey kitaplarda. Uydurmuş birisi bunu. Evet. Ve buna da dört elle sarılıyorlar biliyor musun? Dört elle de sarılıyorlar. Böyle. Bir de hava atıyor 70 bin ihlas okuduk falan diye. Yok öyle bir şey. Hatta daha önce bunu başka türlü yapıyorlardı. Nasıl yapıyorlardı? Kur'an-ı Kerim'in her sayfasına ihlas okumak suretiyle hatim inmiş oluyor falan. Öyle uydurdular, o tutmadı. Bu da aynı şekilde bozuk. Kitap okursak, orada göreceksin arkadaş. Bir şey olduğu zaman bu hangi kitapta yazıyor diye sorun ya. Bu kandil geceleri işte, kandil tebrikleri oluyor ya. Hani evet. Zaman zaman söyleyeyim. Baktım bir tanesi böyle. Oğul amcaya girmiş bir söz bulmuş, yazmış göndermiş. Ben cevap vermiyorum zaten zamanım da yok da. Gayri ihtiyari. Dedim bunun kaynağı ne? Ben bilmiyorum diyor. Sen biliyor musun? Ya kaynağını falan bilmeden nasıl gönderirsin sen? Demek ki insanlar da din gayreti, ahiret duygusu, Zünnun-u Misr Hazretleri'nin buyurdukları gibi ahirete iman zayıflığı var. Korku da kalmamış. Allah-u Teala'dan korkmuyor. Nefsine tabi çünkü. Ondan evet. Sonra da her türlü kötülük bunlardan beklenir mi? Bekleriz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. Peki efendim ihlas okunamaz mı? Okunur. Mesela hadis-i şerifte bildiriliyor ki Kurban Bayramı'ndan bir gün önce zaten Arefe günü bir tane. O Zilhicce'nin 9. günü.
Arefe günü. Bin ihlas okuyanın duası kabul olur, günahları affolur. Ha, orada bin ihlas okunur. Niye? Dini sahip bildiriyor bunu. Evet. Ona ittiba ediyoruz. Ona ittiba ediyoruz. Mesela bazı hadis-i şeriflerde şunu şu kadar okursan, ehl-i sünnet alimleri bunları kitaplarına almışlar, bildirmişler. Bunu bu kadar okumak gerekiyor. Mesela Ramazan sonraki tesbihler, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber. Sayı bildirilmiş. 30 yapsak olmaz, olmaz. Çünkü hazine 33 adımda. 30'da değil, 31'de değil, 32'de değil, 34'te de değil, 33. Evet. Oraya yetişeceksin. Ben daha fazla çeksem olmaz mı? Olmaz. 33 adım gidince, kazınca orada hazine var. 34 adımı, 35 adıma geçtiğin zaman hazineyi geçtin. 31'de kalırsan hazinede geride kaldın. Tamam mı? Evet. Ne denirse o. Onun için İmam Ali Faruk Sözü çok güzel bir ölçü bildirmiş. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmak. Sosyal medyada neler neler uyduruyorlar. Hanımlar arasında çabuk yayılıyor bu. Çabuk yayılıyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Amin. Efendim gelelim. Dedi ki bir de televizyonda işte çocuklar için biriktirilen altınlara ya da düğün için, ev için bir diren paralara zekat olmaz. Tabii cahil adam kafasına göre atıyor gitsin. Çocuklar için zekat hem olur hem olmaz. O ne demek? Hem olur hem olmaz. Şimdi Bahattin Bey, bazı aile yapıyor onu. Daha çocuk dünyaya geliyor, 2 yaşında, 3 yaşındayken onun adına bir hesap açıyor. 3 kuruş, 5 kuruş atıyor oraya. Birike. Çocuk 9-10 yaşlarına gelmiş. Diyelim ki 96 gram altın karşılığına ulaşmış hesaptaki. Evet. Bu zekat verir mi? Kurban keser mi? Bak bütün ibadetlerde 3 tane şart bildiriliyor. Nedir bu 3 tane şart? Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak. Zekat verebilmesi için de Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak. Namazın farz olması için akıllı olacak, Müslüman olacak, buluğ çağında olacak. Oruç tutabilmesi için Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak. Kurban kesebilmesi için bu 3 şart hepsinde geçerli. Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak. Bu çocuk Müslüman... Akıllı da, 9 yaşındaki çocuk akıllı ama buluğ çağında değil. Daha zekat farz olmadı buna. Çocuk geldi 11 yaşında buluğa erdi. 100 gram da altın hesabında var. Hemen o anda buna aynı şekilde zekat farz oldu. Kurban da vacip oldu. Hatta diyelim ki kurban bayramına bir gün kala çocuk, kız çocuğu hayız gördü. Oğlan çocuğu da aynı şekilde ihtilam oldu, buluğa erdi. Evet. Ertesi günde kurban bayramı. Bu kız çocuğuna ve bu oğlan çocuğuna kurban kesmek vacip. Hesapta parası nisap miktarıysa. Peki buluğa ermediği müddetçe olmaz. Gelelim efendim. Hac için biriktirdim, düğün için biriktirdim, ev için biriktirdim, araba almak için biriktirdim. Bu paraların hepsi zekata tabidir ya. Senin tasarrufunda. Bunların hepsi zekata. O zaman aynı şekilde zekat vermemek için her yolu dene. Bu çocuklar için ayırdım, bu torunlar için ayırdım, bu torunun çocuğu için ayırdım. Senin paran hocam, daha çocuğa vermedin ki. Yeni araba alacağım, onun için ayırdım. Yeni villa alacağım, onun için ayırdım. Elde para kalmadı ki. O paraların hepsi de senin halbuki. Halbuki bunların tasarrufu sana ait. Bunların hepsi zekata tabi. Bunların hepsi. Bak oğlum, senin işte o kıza ayırdım bu 100 bin lira onun. Ha kızım, bu senin oğlana ayırdım 100 bin lira onun. Veriyor musun? Hayır. Vermemiş. Kendi tasarrufunda duruyor. Canım ona vereceğim. Vereceğim ayrı mı mesela? Senin tasarrufunda mı? Tasarrufunda. Ya kitaplarda her şey ince ince yazılmış. Mesela sen de çalıştın, ben de çalıştım, hala çalışıyoruz da. Mesela devlette çalışıyorsun. Bir şey oldu, maaş verilmedi ama tahakkuk etti. Tahakkuk etti derken, yani hak ettin. Ama senin hesaba geçmedi. Eline geçmedi senin. Zekat vereceksin bugün. Mesela hak ettin diyelim ki, hak ettin ama geçmedi. Onu buraya dahil etmiyorsun, biliyor musun? Evet. Ama senin hesaba geçti. Ya gidip de ben daha işte bankadan almadım, ATM'den çekmedim. Çekme. Senin hesaba geçti mi? Geçti. Senin. Tasarruf sana ait. Artık onlar geri alamaz o parayı. Sen tabii gidip çekeceksin o parayı. Senin o. Onu dahil edecek misin? Tabii edeceksin. Bunlar şimdi mesela saatte bildiğiniz zekat bahsinde. Bunlar ölçüler kesin net bir şekilde bildirilmiş.
Sen bu bilgileri bilirsen sormana da ihtiyaç yok o zaman. Ha anlayamadığın olabilir, tereddüt ettiğin olabilir. Hepimizin başına gelir. Bazen yapmıyor muyuz mesela? Diyoruz kitaptan okuyoruz falan. Ya Bahattin Bey ben burasını böyle anladım. Sen nasıl anladın? İkimiz de aynı anlıyorsak tamam mesele yok. Ama ayrı ayrı anlıyorsak bir başkasına da soruyoruz. Veyahut da esas kaynak verilen kitaba bakıyoruz ondan sonra tamam mı? Evet. Mesele o zaman hallolur mu? Evet. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Doğru İman ve İmanı Korumak. Bazıları Allah'a inanan herkesin cennete gideceğini sanıyor. Bu çok yanlıştır. Amentü'deki 6 esastan birine inanmayanın imanı geçersizdir. Bunun için inanmak değil, doğru inanmak önemlidir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasına değil, doğru imana bağlıdır. İhlaslı ameli az da olsa, hatta hiç ameli olmasa, zerre kadar doğru imanı olsa yine cennete girer. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Dünyadan herkes ahirete yolculuk yapıyor. Herkes bir vasıtaya binip gidiyor. Bir vasıtaya binmek değil, doğru vasıtaya binmek önemlidir. Yanlış vasıtaya binen, istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Kâbe'ye gitmek için niyet edip Paris'e giden uçağa binen, niyeti halis olsa da Kâbe'ye varamaz. Allahü Teala doğruyu azıcık merak edene, doğruyu arayana doğru yolu, yani hakiki İslamiyet'i nasip edeceğine söz vermiştir. Demek ki batıl yollardaki insanlar istemek bir yana merak bile etmiyorlar. Allahü Teala rızka kefildir ama imana kefil değildir. Doğru iman sahibi olmaya çalışmalıdır. İtikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz. Doğru itikat ehl-i sünnet itikadıdır. Doğru itikat bir rakamı gibidir. İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir. Bir sıfır konunca 10, iki sıfır konunca 100 olur. Sağına ne kadar sıfır konursa değeri artar. Bir aradan çekilirse hepsi sıfır olur. İhlassız yani riya ile yapılan ameller de soldaki sıfır gibi, yani bir rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir. İtikat doğru olunca ibadetleri artırmak insanın gayretine, ihlasına, ilmine bağlıdır. İstediği kadar artırır. Ancak doğru itikadı, yani ehl-i sünnet itikadı yoksa ibadetlerinin hiç faydası olmaz, soldaki sıfır gibi değersizdir. İman doğru olmadıkça ibadetlere sevap verilmez. Onun için doğru imanı öğrenip ona göre iman etmek şarttır. İmanın doğru olması için gerekli şartlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. İmanda sabit olmak. 3 yıl sonra İslamiyet'i bırakıp Hristiyan olacağım diyen, o anda dinden çıkıp kafir olur. 2. Havf ve reca arasında olmak. Yani Allah'ın azabından korkmak ve rahmetinden ümit kesmemek. 3. Can boğaza gelmeden iman etmek. Ölürken ahiret hallerini gördükten sonra kafirin imanı geçerli olmaz, fakat o anda da Müslümanın günahlardan tövbesi kabul olur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek. Güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. 5. Gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Allah bildirirse peygamberin veya evliyanın da bilebileceğine inanmak gerekir. 6. Kafirliğe sebep olan bir şeyi kullanmamak ve söylememek gerekir. Mesela haç takmamak, şakadan da olsa ben kafirim dememek gerekir.
7. Dini bir hükümde şüphe etmemek. Mesela namaz ve tesettür farz mı, şarap haram mı acaba diye tereddüt etmemek gerekir. 8. İtikadını İslam dininden almak. Tarihçilerin, felsefecilerin değil, Resulullah'ın bildirdiği ve ehli sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde iman etmek. 9. Amentü'deki 6 esasa inanmak. Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah'tan olduğuna inanmak gerekir. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür. İmanın şartını 5'e indiren ve 7'ye çıkaran sapıklar varsa da imanın şartlarından herhangi birini inkar eden veya yeni şart ilave eden kafir olur. 10. Hubbu fillah, budu fillah üzere olmak. Sevgi ve nefreti yalnız Allah için olmak. Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek, Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir. Mesela kafir olan Sokrat'ı sevmek, İmam-ı Gazali'ye düşman olmak gibi. 11. Ehli kitabın da cehennemlik olduğuna inanmak. Onların cennete gireceğine inanan kafir olur. 12. Ehli sünnet vel cemaate uygun itikad etmek. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim, ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Dinleyicimiz dedi ki, şimdi dedi artık dedi evlilikler dedi şey oldu. Yani benim kızım dolma. Boğuyor. 2 ay sonra da mahkemeye koşuyor. Buraya gelmeden önce baktım bir haber sitesinde bir haber var da orada dikkatimi çekti. Kadın kocasını sırtından 7 defa bıçaklayarak öldürmüş. Biz birbirimize aşık olduk, öyle evlendik diyor. Yani aşkı o noktada ileri gitmiş ki 7 defa bıçaklamış. Evet. Erkek de aynı şekilde diyor ki mesela karısını öldürüyor. Bize aşık olduyduk diye birbirimize falan. Ha diyeceksin, niye söyledin bunu? Bu piyasada çok kullanılıyor şimdi. Bizim bir Türkiye Gazetesi spor yazarı vardı. Geçmiş spor sayfasına bakmazsan bir gün bir böyle bir sporla alakası olmayan bir yazı yazmış. Dikkatimi çekti, okumuştum. Orada bir ifade kullanıyor. Aşkta diyor yalama oldu, tamam mı? Aşkta yalama oldu. İşte ölüyorum bitiyorum falan filan, hepsi yalan. Hepsi yalan. Nesine şey yapıyorsun ya, kadın sana fizikine işte 2 gün sonra hevesini alıyor, atıyor. Veyahut da aynı şekilde kadın erkeğe işte çok işte beğendim de aşık oldum diye diyorlar. Hepsi hikaye. Parası için. Eğer o parayı yiyemiyorsa ondan sonra veyahut da aynı şekilde ben bunu öldürürsem bana kalır diyorsa bu şekilde düşünüyor. Aşk falan değil, sadece nefsin istekleri doğrultusunda gidiyor. Nefsin. Bunun adı sevgi de değil, aşk da değil. Sadece şey söyleyiver geçici bir hevestir, başka bir şey değil. Hatta bir zamanlar televizyonların devamlı söylediği gördüğü bir tane bir haber sunan haber spikeri vardı. O adam işte karısıyla bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu falan da işte spikerlikten, televizyondan falan ayrılınca karısı terk etti bunu. Kadınlar diyor şöhrete ve paraya. Param varsa, şöhretin varsa etrafında doluyor. Bunlar bitti mi diyor, hadi güle güle. Peki efendim, Müslüman olan, Müslüman görünenler diyelim, Müslüman olan demeyelim de Müslüman görünenlerden içerisinde de böyle kocası diyelim ki hastalandı falan, terk edip gidiyor. Terk edip gidiyor. Çok öyle. Evet. Sen de şahit olmuşsundur öyle. Terk edip gidiyor. Ben bakamam buna. Gelin kendiniz bakın falan, çekip gidiyor. Kim bakarsa baksın. Şimdi din unutulunca, konuyu buraya getirdim. Din unutulunca Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin buyurduğu devreye girer. Nefsin istek ve arzularını din gibi yaşarsın. Ve netice itibariyle de evlilikler de problem olmaya başlar. Şu da olacak, bu da olacak, şu da olacak, bu da olacak. Boğuyorsun, tamam mı? Boğuyorsun. Yani kızını evlendirip yani güzel bir aile kurması, ayrı evlatlar olması. Ya diyor, ben diyor sıkıntı çektim, benim kızım çekmesin, benim oğlum çekmesin. Hepsini yapayım. Peki oğluna ve kızına din bilgisi verdin mi? Hayır. Peki villa verdin, aynı şekilde şatafatlı mobilyalar aldın, bilmem ne yaptın, şatafatlı düğünler yaptın. Sonra
Sonrası o halde gidecek olursa Cenab-ı Hak hidayet nasip etmez, kendi de düşünmez öyle bir şey. O villayla beraber, o şafaklı düğünlerle beraber doğru cehenneme kütük. Tabii yarın mahşer günü o evlat senden davacı olacak. Senden davacı olacak. Seneler önceydi, eski binadayken bize bir mektup gelmişti Kıbrıs'tan. Zengin bir iş adamı, bir tek oğlum var diyor. 3 sayfa yazmış. Ben diyor bu mektubu yazdım diyor. Siz diyor radyoda, televizyonda anlatın. Yani benim duruma düşmesinler. Ben diyor bilemedim diyor. Bilemediğim için diyor oğlum diyor kalk deyince şunu aldım. Kok deyince bunu aldım. Her evlilik yıl dönümünde yeni model bir araba aldım. Şunu yaptım. Şimdi diyor ben yaşlandım. O diyor genç beni dövmeye başladı. Ve geçenlerde diyor bir araba kazası geçirmiş, ayakları kırılmış, hastanedeymiş, hastaneden haber gönderiyormuş. Sen bana beddua ettin, onun için ben kaza geçirdim, ayaklarım kırıldı, hele bir iyi olayım, hastaneden çıkayım, ben sana gösteririm. Adam diyor ki acı acı, şimdi iyi anladım diyor, biz diyor hani evlada aynı şekilde iyilik zannettiğimiz şeyler felaketmiş diyor. Biz dinini öğretmedik. Evet. Biz dinini öğretmedik. Dinini öğretmediysen şatafatlı düğün, şatafatlı düğün. Sonra 2 gün sonra bozulacak. Onda sana birbirine gireceksin. Kavgalar, gürültüler. Ya hemen hemen her gün ekrana geliyor. Hatta bir tane vardı falan. Daha bir ay bile olmamış. Kocası bir yere mi gitmiş, ne olmuş falan. Demek ki işten pazarlıklıydı falan. Yeni aldıkları koltukları falan bıçakla görmüşsündür ya televizyonda. Dini hepsini parçalamış böyle makasla, bıçakla. Yeni koltukların hepsini ama yeni almışlar. Ne derdiğin zoruydu, neydi aynı şekilde. Şimdi din olmayınca eşyaya zarar vermenin israf olacağını bilmeyen bir kadın, bir kız. Ve hatta aynı şekilde kocasına itaat etmezse, hanımı, erkek de hanımının haklarına riayet etmezse, bunların kul hakkını, kul hakkı olduğunu bunlar öğrenmediyse, eve mi öğrendiler? Öğrendiler de kalbine girmemiş arkadaşım. Kalbine girmekten sonra ezberlemiş. Baba hangi burada dedi söylüyorsun da bir işe yaramıyor. Evet. Eshab-ı kiram efendilerimizi önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sonra eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, neymiş değil. Bunlara olan sevgi, muhabbet olmadığı müddetçe dirilik olmaz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra olacağı bunlar mürtet olur. Gavur olur. Gavur olunca da, gavur olduktan sonra, mürtet olduktan sonra, kafir olduktan sonra da kendileri gibi aynı şekilde gavur olmuş kimseleri beğenirler. Çünkü elmer o me'amen ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Adamın düşüncesi, fikri nedir? Düşüncesi, fikri nedir? Hırsızlıktır. Ondan sonra gasptır, kendisidir. Kendisi gibi olanlarla beraber olmaya kalkar. Sonra da efendim işte iyilik göremedim. Sen kendinde var mı ki iyilik? Hep insanlar başkasını sorgular. Bir de kendini sorgulasana. Bir de kendini sorgulasana. Dolayısıyla yani çocuklarına efendim benim kızım bol mu şatafatlı düğün isterim. İşte getir aynı şekilde. Neredeydi ya? Dolmahçı'yı açmıyorlar. Bir saray daha vardı. Neydi orası? Çırağan'da. Düğün yaptı. Yaptın. Netice? Bizim kız boşandı. Şunu anlaşamadılar da öyle mi? Yani Çırağan sarayda yani götürmedi mi işi? Yürütemedi tabii. Paracıkların hepsi gitti. Böylelerine gitsen desen ki ya bir saatte bir kitabı aynı şekilde sana hediye edeyim. Onu kabul etmez. Parasını bir başkasına hediye edeyim. Onu da kabul etmez. Ne yardım eder? Ya kitabı da kabul eder. Arkadaş sen kendi kendine karar vermişsin. Yok ben ille cehenneme gideceğim. Paşa gönlüm bilir. Nereye gidersen git. Gelelim son dinleyicimizin suallerine. Ben dedi yıllardır İslam ve toplumu dinliyorum. Dinlerken dedi böyle tespiti çekiyorum. Çekilebilir mi? Tabii Kur'an-ı Kerim gibi değil. Çekilebilir. Mahsur yok. Ama bir insan bir işi yani yanında 2 iş... Üçüncü iş yarım yarım olur. Şimdi diyelim ki radyoda anlatılan, bugüne kadar duymadığın enteresan bir şey anlatılıyordur. Elinde aynı şekilde tespitte ya Şafii ya Şafii diyorsun. Bu neymiş ki diye parmak oynar. Ama ya Şafii diyemezsin. Evet. Tamam mı? Yani onun için yapmamak daha iyi olur. Evet. Efendim gelelim dedi Ramazan-ı Şerif'te. Böyle dedi hani kanser olan hastalar oluyor. Veyahut da MS hastalığına yakalan hastalar oluyor. Bunlar için mesela para toplanıyor falan. Tamam mı? İşte bunlardan bazılarına da yani verilebilir mi? Şimdi verilir de verilmez de. Hasta canım. Hasta olsun. Hasta olsun. Çünkü dini bildirdiği bir ölçü var. Herkes kendi kafasına göre diyor. Hasta canım işte buna verilmeyecek, kime verilecek? O hastanın hesabında 3 milyon para var.
Bu hasta zekat vermekle mükellef, kurban kesmekle mükellef. Hasta canım, o verebilir mi? Arkadaşım, dinin sahibi emrediyor. Senin kafana göre değil bu. Ama hasta mağdur. Hani nisap miktarı elinde, parası yok. Sen de zekat veriyorsun. Verebilirsin. Ölçüyü bilmezsen böyle abur cubur şeyler söylesin. Kendi kafana göre yeni yeni din uydurursun. Yeni yeni din uyduruyorsun. Yani onu bir sormak gerekir. Mesela düğünlerde, efendim işte düğün olacak, teyzemin işte torunu olacak. Ben işte çeyrek altını zekatım olarak verebilirim. Hem verirsin hem veremezsin. Nasıl hem veririm hem veremem? Ya düğünün başında daha bu kız da bu oğlan da neyse daha borç içerisindedir, fakirdirler değil mi? Evet. O zaman götürdüm verdim. Borçluya verilir, fakire de verilir. Kitapta yazıyor çünkü. Ama düğün zamanı bir baktım oradan buradan geldi 200 gram aynı şekilde, hatta bazen kiloluklar da oluyor değil mi? Evet. 200 gram altını var. Artık sen zekat veremezsin ona. Zengin oldu. Zengin oldu. Veremezsin ona. Ama düğün canım işte ömründe bir defa olur. Yok biz 40 defa evlendik de. Olur mu ya? Allah Allah. Tövbe ya Rabbi. Yani dinin emrine, yani kendi düşünceni çıkar aradan. Kitapta ne diyor? Ona bak. Ya ona bakmazsan onda sana kafana göre böyle yaparsın. Ona da din diye sevinir durursun. Ha ben işte teyzemin kızı işte evleniyor da ona verdiğim zekatı falan. İyi halt ettin. Teyzenin kızının 300 gram altını var. Ne yapacağız şimdi? Zengin. Zekat evet. Olmadı. Olmadı. Yarın mahşer günü amel defterini bir açacaksın. Zekat vermedi. Verdim ben. Melekler diyecek ki kusura bakma da. Zengin. Bu zengin. Zengine zekat olmaz. Ha, sadaka verirsin. O ayrı mesele. Hediye de verirsin. O ayrı mesele. Ha bir çeyrek değil de bir altın götürürsün. Hediye edersin. Onda problem yok. Ama zekat ibadettir. Nereye verileceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık net bildirmiş. Bunun eğrisi, böğrüsü, oraya çekecek, buraya çekecek bir taraf söz konusu değil. Efendim dinleyicimiz bir de dedi ki ya dedi hacca yazıldık çıktı dedi. Dedi kurban parası da alıyorlar. Evet. Yani hacı temettüye götürüyorlar. Temettüde de haccın vaciplerindendir o. Bildiğimiz kurban bayramında kesilen dinen zengin olanı kestiği kurban değil o. Haccın vaciplerinden. Kesmezse, kesemezse 10 gün oruç tutar buyuruluyor. Ve orada kesilecek bu. Türkiye başka bir yere vekalet verip de şey yapmıyorsun. Orada kesilecek bu. Dolayısıyla orada yapılması gerekiyor. Şimdi o konuda bir sürü şaibeler oluyor. İşte Diyanet aldı. Ne kadarını kesebiliyor, ne kadarını yetiştirebiliyor. Suudlar ne kadar aynı şekilde bu işe itina gösteriyor. Çünkü kesimhaneler kendileri sokmuyor. Nereye kadar şey yapıyorlar? Hepsini kesiyorlar mı, kesmiyorlar mı? O da apayrı bir şey. Kestikleri zaman etleri, bir zamanlar bizim çocukluk yıllarımızda o zaman gazetelerde haber geçiyor. Bu Ehl-i Sünnet Müslümanların götürdüğü kurbanların hepsini orada kesiyorlar, toprağa gömüyorlar. Fakir ülkeleri de vermiyor. Çok alçak bunlar biliyor musun? Evet. Bugün Müslüman adı altındaki ülkeleri, efendim işte Suudi Arabistan bir zamanlar vardı. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Vehhabiye Nasihat diye bir kitap yazdı. Böyle toz şey bağırıp çağırıyorlar Türkiye'dekiler. Nasıl olur efendim onlar Müslüman, aha Müslüman. Gazze'ye yardım edebildi mi? Katiyen. Ve kurbanları kesip gömüyorlardı. Aha işte senin İran, efendim İslam Cumhuriyeti, ne sarığı sakalı cübbesi var. Adam aynı şekilde şeydeki gazetedekilerin durumu belli. Adam yardım edeceğim diyor. Bilmem ne edeceğim falan filan. Ya bütün gazetelere bakıyorsun palava. Yani bugüne kadar mesela İran'ın bir gayrimüslim devlette çarpıştığı görülmemiştir. Evet. Hep Müslümanlarla aynı şekilde şey yapmıştır. Yaptığı adamın işlemi bu. Onun için dostu düşmanı iyi tanımak gerekir. Mesela şeyde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı o Abdullah Sübeydi Hazretleri'nin hazırladığı kitap orada Hak Sözün Vesikaları ismini vermiş Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Türkçe'ye tercüme edince o kitabı okuman gerekir. Nedir ne değildir bunlar. Nedir ne değildir. O zaman her şey ayan beyan ortaya çıkacak mı? Evet o ayan beyan her şeye çıkacak. Dolayısıyla efendim bu dinleyicimiz haç için gidildiği zaman hani Diyanet'in de bunların hepsini kesmediği dedikoduları, şayiaları oluyor. Ama yani gözümüzde görmediğimiz neticede bir şey dememiz aynı şekilde mümkün değil. Yani onu alıyorlar inşallah da vekalet de almışlardı bilmiyoruz artık. Efendim gazetekilere biz hep dua ediyoruz. Ya Rabbi önce hidayet nasip et ve başlarındaki bu belanın gitmesi nasip et. Gitmesi için yani bir belanın gitmesi için de yüzlerini ahirete. Allahu Ekber diyorlar ya diyor da arkadaşım yani itikat bozulmuş. Tamam mı? Evet. İtikat bozulmuş.
Efendim gelelim son dinleyicimizin son bir suali vardı. Dinleyicimiz dedi ki güneşte ısınan su. Efendim bizzat kabın içerisine koyup güneşe korsan o tenzihen mekruhtur. Direkt güneş ışığını. Ve onun sağlık açısından zararı var. Ama güneş ışınlarından alet vasıtasıyla ısıtılıyorsa bu suyla abdest almanın bir mahsuru yok. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İslam ve toplum.